İzmir'in daha yaşanacak bir yer olması için herhalde öncelikle şu ekolojik problemi bir çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İzmir artık yaşanacak şehir denilen şeyden bayağı savrulmuş durumda. Nefes alamaz hale geldik. Toplu konutlar çok fazla yapıldı. Sanayi çok fazla şeylerin içinde, yaşam alanlarının içinde, çevre kirliliği gerçekten fazla miktarda arttı. Hayat gerçekten zorlaştı. Öncelikle bunu arttırmak belki bir anlamda fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum İzmirli olma açısından. Altyapı sorunları bitmiyor. Şehir büyüdükçe de belki bitmeyecek. Bunu da anlayabiliyorum. Ama bu şehirde benim canımı sıkan şey bu ve bunun gibi fiziksel sorunlar. Sosyolojik ya da demografik bir sorun yaşamıyorum ben. Burada iyi şehir plancılığı yapılması gerekiyordu. Çok çarpık bir yapılaşma var şehirde. Yani İzmir'e yakışmayan bir şehir yapılaşması var. Gelecekte iyi bunlar yapılabilir. Daha çözüme odaklı bir İzmir istiyorum. Trafikte saatlerim geçiyor. Mesela belediye başkanı geldiğinde bu soruyu sormuştu. Ne yaparsak biz bu topluma bir sosyal anlamda bir şey katarız diye Churchill gibi simge alanı bir daha yaparsak dedim. Çünkü Churchill kayboldu biliyorsunuz. Ve Karşıyaka'da ve İzmir'de birçok kişinin adres verirken buluşma noktası bir Churchill. Churchill'de buluşalım diye. Böyle simgelerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum özellikle. Yani daha farklı kesimlerin bir araya geldiği sivil toplumlarla ve sivil toplumun çok aktif olduğu bir İzmir olursa benim için mesela hani buradan başlayabilir miyiz diye düşünüyorum açıkçası. Kimsenin ötekileştirilmedi. İşte mültecinin, sığınmacının misafir edilmediği yani yerleşik hayata geçmeye çalışan herkese imkanlar dahilinde ve kurallar da tabii dahilinde yer verildiği bir İzmir benim hayalim açıkçası. İnsanların, her kesimdeki insanın herhangi bir şekilde eziyet çekmeden hayatın içine karışabildiği bir İzmir isterim. Binaları yıkıp eski hale getiremeyeceğiz. Bu mümkün değil. Ya da ne bileyim ben insanların eski komşuluk ilişkilerini kurmalarını sağlayabilmemiz zor. Ama var olan insanların değer yargılarını koruyarak hayatlarına devam edebilmelerini sağlanmasını isterim. Sokağa çıktığında, metroya bindiğinde, toplu taşıma bindiğinde, bir yere gittiğinde, oradaki diğer insanlar tarafından ötelenmeden orada oturabilmesini isterim. Yan gözle kimse kimseye bakmadan oturabilsin. Bunların burada ne işi var demesin kimse. Bir şekilde hep birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ya kendinden olmayanı, kendisi gibi olmayanı daha okey görebildiği bir şehir isterdim İzmir için. Ya İzmir'i nasıl düşünüyorum? Ya bence İzmir yani Hatay gibi, Mardin gibi hoşgörü kenti üzerinden markalaşma değerini yükseltebilmeli. Ki zaten hak ediyor bunu. Çünkü çok fazla kültürler yaşamış, çok eski bir 5000 yıldan fazla bir tarih var burada. Bir sürü medeniyetler gelmiş geçmiş, hepsi bir sürü şey bırakmış, bir sürü değer bırakmış. Bunların hepsini toplasak hepimize yetecek kadar naiklik çıkar, güzellik çıkar bence. İzmir'in aslında bir kadın şehri olmasını hayal ediyorum. Yani kadınların hakim olduğu ve kadının sözünü geçtiği bir kent olmasını hakim ediyorum. Daha fazla böyle parklar, bahçeler, ne bileyim insanın huzur bulacağı böyle yeşillik, nasıl diyeyim, hani park gidip oturabileceğin, hani sakin ortamlar olsun daha fazla. Her semtte de spor şeyleri olması lazım. Spor, yani çocukların, gençlerin spor yapabileceği bir alanlar olması lazım. Her semtte kurmaları lazım bunlara. Mevcutta var olan bir şeyi sürdürebilmeye dair yani dışarıdan az müdahaleyle ürün elde edebiliriz İzmir civarında bir sürü yerden gibi. Yani bunu hani bu algı sanki daha çok olsa daha güzel olurdu. Şehirdeki kültür sanat aktiviteleri yani böyle hani bunların daha çok olmasını dilerdim. Körfez boyunca herkes teknesini
bağlayabileceği bir körfez istiyorum bir kere. Yani tekrar kayıkların, denize açılmanın, yani denizi geri istiyorum. Denizi geri istiyorum ve denize kurabileceğim o teklifsiz ilişkinin bütün koşullarını ve kurallarını istiyorum, talep ediyorum yani bu kadar net bir biçimde. Parası olmadı mı yaşayamaz insan, gezemez, dolaşamaz. Hayali herkese hayali odur yani. Keşke param olsa da deniz kenarında çeşmeye veya uğurla veya ne bileyim. Buraya gezip dolaşsaydım diyebilirim. Şimdi hayaller hep böyle ileriye açık şeylerdir ya. Var olanın korunması demek bir, yani galiba Türkiye'de hayal bu. Hayal etme noktasına geldiğimiz şey bu. Değişimin olabildiğince az olma, yani iyi şeylerin aynen böyle devam etmesini, şu güzel bahçenin mesela yenilenmeden devam etmesini diliyorum. O şehrin kendine özgü izlerinin, ben buna patina diyorum, bu patinasının silinmemesini diliyorum. Çünkü o sürdürülebilirlik o patinada gizli. Patina silindiğinde kimliksizliğe dönüşülüyor, aidiyetsizliğe dönüşülüyor. Benim dileğim az şey yapılsın.